Merhaba arkadaşlar. Test Okul Kafa Dengi stüdyolarında 2020 YKS şampiyonu Ümitcan'la beraberiz. Hoş geldin Ümitcan. Hoş bulduk efendim. Sevgili Ümitcan, bu sürece gelene kadar eğitim hayatını bir tanıyalım. Nasıl bir eğitim hayatın vardı? Şöyle, benim eğitim hayatım aslında okul öncesine dayanıyor. Hani hep derler ya, ilk öğretmen annedir. Benim için de öyleydi. Annem, abime, benden büyük olan birine bazı şeyleri öğretirken, beraber çalışırken ben de merak edip onları öğrenmeye çalışırdım. Eğitim hayatım bu merakla başladı diyebilirim. Onun haricinde 12 yıllık hayatım boyunca sürekli yeni şeyler öğrenmeyi seven, bildiği bilgileri paylaşmayı seven ve yapacağı işi zamanında yapmaya özen gösteren biriydim diyebilirim. Ümitcan, şöyle bir film izlemiştim vakti zamanında. Şimdi ismini vermeyeyim filmin. Orada bir kahraman var ve bu filmin kahramanı evinin ekmeğini götürmeye çalışıyor. Anadolu ifadesiyle böyle söyleyebiliriz. Ve orada şöyle bir şey söylüyor. Bir tane spor arabadan bir adam iniyor. Bizim filmimizin kahramanı da hemen adama yanaşıyor. Diyor ki, hey adamım diyor. Bu arabayı diyor, alabilmek için ne yaptın? Ne yaptıysan nasıl yaptın? Peki adamım, sen bu başarıyı elde etmek için ne yaptın ve ne yaptıysan nasıl yaptın? Şimdi bu sorunun çok klişe bir cevabı vardır zaten. Hepimiz biliriz. Düzenli, disiplinli çalıştım. Daha çok siz galiba bunu nasıl yaptım kısmındasınız. Benim haftalık planlarım vardı. Yani düzenden kastım her zaman 6 ile 7 arasında şu yapılacak, 7 ile 8 arasında şu yapılacak, 8-10 arasında bu yapılacak gibi değildi benim için. Ümitcan robot değildi. Evet, biz robot değiliz. Bu süreçte kendimize özel has durumlarımız, kendimize has durumlarımız olabilir. Bu planların sarktığı dönemler olabilir. Yine de bir haftalık plan oluştururdum ben. O haftalık planı da günlere bölerdim. Her gün rutinlerim olurdu. Paragraf çözmek gibi ya da biraz matematik, geometri çözmek gibi. Bunun haricinde asıl işlerim olurdu. Örneğin fizikten harmonik harekete çalışmak gibi. Yani benim işlerim kategorilendirilmişti. Asıl iş, her gün yapmam gereken iş, olması da olur diyebileceğim ama ekstradan yapacağım iş gibi. Bir nevi işlerini önem sırasına koymuştum. Öncelik bu haftalık sırası. Planlarda da uyamadığımız günler olabilir. Uyuduğumuz için uyamadığımız günler de olabilir. Çünkü bazen geç kriz kalkarız. Anları. Evet, bu tür kriz anlarında. Hani önce böyle şunu diyete söyleyeyim. Giren insanlar olur ya. Yani ben bugün de başaramadım, veremiyorum deyip umutsuzluğa... Yani bu işin öğrenilmiş çaresizlikleri aslında bahsettiğin. Bunlara düşmemek adına sen neler yaptın? Yani birçok zaman ben de planımı hakkıyla yerine getiremedim. Bu tür durumlarda ben öncelik sıramı bildiğim için asıl öncelikli olan işlere baktım. Bir de sürekli o kaçan zamanı düşünmedim. Örneğin bugün geç kalktım, 2 saatim gitti diye gün boyu o 2 saati düşünürsem kalan zamandan da verim alamam. Ben direkt yoluma bakmaya çalıştım o tür durumlarda. Ya birçok kişinin sandığı gibi derece öğrencileri her zaman planına sadık kalıyor. Bu yüzden başarılı oluyor değil. Bu tür kriz anlarında sizin tabirinizle ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor bence bu öğrenciler. Evet. Peki kriz anını yönetmenin dışında seni diğer arkadaşlarından farklılaştıran nelerdi? Şimdi şöyle, ben her zaman az önce bahsettiğim gibi yeni bir şey öğrenmeye aç bir insandım. Konulara da ilgi göstermeye çalıştım. Yani çok pragmatik yaklaşmıyordum olaylara. Ya da konulara. Bunu öğrenim, sınavda yapayım demiyordum. Ben onu basbaya özümsemeye çalışıyordum. Burada ne anlatılıyor öğrenmeye çalışıyordum. Bunu sayabilirim. Bunun haricinde benim çalışma planım görev odaklıydı. Az önce plandan bahsetmiştik ya. Görevler belliydi. Ben onları yapmaya çalışırdım. Ve bir eksiğim varken, onu kapatmaya çalışırken diğer eksikleri düşünmezdim. O an ne yapıyorsam onu düşünürdüm. Tabii buradan kastım, bütüne bakmayın, sadece parçalara bakın demek değil. Bütünü gördükten sonra parçalara odaklanmışken diğer parçaları düşünmemek. O anki işine odaklanmak. Yani bu görevlerim var dedim biraz önce. Evet. Bu görevleri sana kim verdi? Bilgisayar oyunundaki gibi, bu görev tanımlama, grup oyunlarındaki gibi kişisel görevleri atama noktasında sana bu görevleri yükleyenler kendin miydin? Okuldaki öğretmen mi? Veya bir yerden aldığın destek mi? Tabii nedir? Öğretmenlerden falan tabii ki destek aldım. Ama asıl anlamda asıl kendi eksiğimi kendim bildiğim için o görevleri de kendim belirlerdim. Nerede eksik yaşadığımı, nerede eksiklik yaşadığımı, nerenin benim için eksik olduğunu çok iyi bildiğim için kendim ayarlardım. Yani bu tırnak içinde şunu söyleyebiliyor muyuz? Yani gençler isterlerse kendi kendilerini planlayıp programlayıp bu sonuçlara ulaşabilirler. Evet. Ve hani bu süreçte yıldığın zamanlarda nasıl üstesinden geldin? Mutlaka yılgınlıkların vardır. Şimdi burada biz bizeyiz, yabancı yok. Yani seni sürekli iten bir şeyler oldu mu? Ya aslında genelde ben süreç odaklıydım. Yani sadece sonucu düşünmezdim. O süreçten de keyif almaya, o süreçte de bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Ama yıldığım durumlarda
o yılgınlıktan kurtulduğum anları düşünürdüm. Örneğin sınavdan bir ay önce çok düşmüştüm, çalışamıyordum. Sadece çalışma açısından değil, moralim de bozuktu. Ne olduğunu bilmediğim bir şekilde hiçbir şey yapamıyordum. O tür durumlarda hani sınavdan sonra ben bu zor durumdan buralara gelebildim diyebilmek için çalıştım. Güzel. Sonuç olarak da çok şükür buradayım ve bunu söyleyebiliyorum. Yani bir ay önce hiçbir umudum yoktu. Mezuna kalırım herhalde diyordum. Şu an ilginç bir şekilde oradan kalkıp buraya gelebildim. Yani bu motivasyon benim için önemliydi. Peki şimdi... Tabii az önce eksikleri tespitten, insanın kendini tanımasından bahsetmiştik. Eksikleri tespit etmek için bence denemeler çok önemlidir. Çünkü denemeler sınavın bir provasıdır. Kesinlikle. Hani normal soru çözmeye benzemez. Belli bir süre içerisinde belli bir heyecanı yöneterek o soruları çözmek çok ayrı bir şeydir. Soru bankası gibi değildir. Tabii deneme çözmede de birçok yayın vardır. Test okul yayınlarının da ben denemelerinden gayet memnun kaldım. Çok faydalandığımı söyleyebilirim. Peki o denemelerdeki derecenle Türkiye derecesi sence uyuşuyor mu? Test okulun Türkiye genel denemesi olmuştu. Onda da yakın sonuçlardı ya. Genelde ilk 10, ilk 100 gelirdi en kötü ihtimalle. Yani orada da yine benzer sonuçlar oldu. Evet Ümitcan, biraz önce seni arkadaşlarından, yaşıtlarından bu süreçte farklılaştıran birkaç madde üzerinde durduk. Peki seni farklılaştırmaya teşvik eden ailenin buradaki rolü nedir? Şimdi şöyle, bence insanı başarıya götüren asıl faktör içinden gelen motivasyon ve kendi öz çalışmasıdır. Dış baskılarla yapılan çalışmalar çoğu zaman faydalı olmuyor. Ama tabii ki dış destek gerekiyor. Yani ben yine kendi içimden gelen motivasyonla çalışırdım. Ama ailemin desteği de çok fazlaydı. Onlar güvenirdi. Ders çalışma konusunda imkan sağlardı. Kaynaklar konusunda tabii ki kaynaklarımı sağlarlardı. Yardımcı olurlardı. Ama asıl iş insanın kendisinde, öğrencinin kendisinde, dış etkenler destek oluyor. Ve bu destek gerçekten çok önemli. Baskıya dönüşmediği sürece. Baskı yani sürekli Ümitcan şunu çalış, bunu çöz, şu test kitabını bitir, bu test kitabını bitir diyen bir ailen yoktu. Bazen anne babalara duyurulur. Bazen tam tersi oluyordu ama ders çalış ya da kitap bitir pek denmiyordu. Denmiyordu. Peki Ümitcan, bu süreç içerisinde bir de okul faktörü var. Bir liseye okudun. Hı-hı. Bu nasıl bir liseydi? İsmi neydi ve sana nasıl bir katkı sağladı? Bu katkı nelerdi? Ben Toba Osmaniye Fen Lisesi'nde 4 yılımı geçirdim. Oradan mezun oldum. Oradaki hocalar da konuları kavramamda çok yardımcı oldu. 9-10'da oraya direkt bağlıydım. 11-12'de harici çalışmalar da yaptım. Örneğin 11'de TYT'yi tekrar ettim. Yine anlamadığım yerlerde hocalar çok rahat bir şekilde açıklıyordu. Eksiklerimi kapatmamda yardımcı oluyordu. Bunun haricinde bazı hocalarım rehberlik hizmeti de veriyordu. Matematikçim olsun, Türkçecim olsun. Çok onlara selamlarımı iletiyorum. Çok yardımcı oldular. Teşekkür etmek isterim aslında okuluma. Peki Ümitcan, hani burada destek de aldın. Hani gittiğin, destek aldığın yerlerde test okulun yaprak testlerini kullandınız, soru bankalarını kullandınız. Nasıl buldun onları? Ders çalışma aslında birkaç çeşittir. Örneğin hiç konu bilmiyorsanız, eksik konularınız varsa onları kapatırsınız. Bu tür durumlarda test okulun konu anlatımları ve soru bankaları çok faydalı oldu. Tekrar etmede, bilgilerin pekiştirilmesinde yaprak testler ve denemeler benim için faydalıydı. Tabii denemelerin bir özelliği de sadece bilgi katmaz, çünkü denemeler sınav provası olmalarıydı. Çünkü kategorilendirilmiş, bölümlendirilmiş denemeleri var test okulun. Onlar benim için çok faydalıydı. Özetle test okulun tüm materyalleri, hatta dijital materyalleri de benim için çok faydalıydı bu süreçte. Evet Ümitcan, sen nasıl öğreniyordun? Senin öğrenmen hikayen nasıl? Herkesin farklı bir öğrenme yöntemi, öğrenme tarzı vardır. Kimi konuşarak, kimi dinleyerek, kimi yazarak. Sen nasıl öğreniyordun? Şimdi dediğiniz gibi gerçekten herkesin öğrenme süreci, öğrenme tekniği farklıdır. Ben 9-10'da bu teknikler hakkında pek bilgi sahibi değildim. Genelde kitaptan okurdum. Okuduğum şeyleri ezberimde tutmaya çalışırdım. Bu da şu sonucu doğururdu. Okuduğum kadar vizyonum olurdu. Ama ben 11. sınıf biyolojisinden itibaren yeni bir teknik denemeye başladım. Öğrendiğim her şeyi zihnimde canlandırayım. Öğrendiğim her şeyin gerçek hayattaki karşılığını göreyim mantığıyla yaklaştığım için öğrenme sürecim biraz daha aktif, biraz daha verimli olmuştu. Yani 9-10'da çok klasik, sıradan bir çalışma sistemim vardı herkesin yaptığı gibi. Daha doğrusu verimli çalışmayan herkesin yaptığı gibi diyeyim. Çünkü çok verimli çalışan arkadaşlarımız da var. Sıradan kitabı okurdum. Oradaki ya da defterimi okurdum. Oradaki bilgileri aklıma tutmaya çalışırdım. Ancak özellikle 11'den itibaren ya da 10. sınıfın sonlarından itibaren bu süreci biraz daha zihninde canlandırmaya, dayandırmaya başladım. Yani bir şey okuduğumda ben oradaki kelimeleri görmüyordum. Onun gerçek hayattaki karşılığını zihnimde görüyordum. Soruları okurken zihnimde canlandırdığım için paragraf olsun, biyoloji olsun, matematik olsun soruyu çözmem biraz daha hızlı ve aktif oluyordu.
Yani şöyle söyleyebiliriz gençler. Öğrenmek durgun bir şeyden, yani durgun bir süreç değil aslında. Öğrenmek bir aktif süreç. Hı hı. İnsan beyni akan bir süreci daha fazla tutuyor. Ümitcan onu elde etmiş aslında, evet, biraz bunun da. Için yani de animasyonlardan, canlandırmış. Animasyonlardan falan faydalandım. Çok faydalı oluyor çünkü bazı şeyleri zihninizde canlandırmanız kolay olmuyor. Örneğin hiç görmediğiniz mikroskopik boyuttaki şeyleri nasıl algılayacaksınız ki, ona bir kere animasyondan gördüğünüz zaman bir sonraki çalışmalarınızda bu animasyon faydalı oluyor, aklınıza geliyor. Test okulun 11. sınıf animasyonları var biyolojide. Mutlaka dersiniz okulunuzda da izlemişsinizdir. Yani onlar da gençlere de sizlere de bayağı katkı sağlayan şeyler. Peki bu süreçte Ümitcan, arkadaşların, yaşıtların birçok şey yaptı. Ve onların da yaptığı hataların etkisi de var bu süreci yakalamanda. Onların yaptığı hataları veya yaptıklarından neleri sen yapmadın? Öyle sorayım. Şöyle, aslında güzel bir soru. Çünkü benim için hayatımıza yeni güzel şeyler eklemektense hayatımızda bize zarar veren ya da en azından fayda sağlamayan şeyleri çıkarmak çok daha önemli. Ben de özellikle sınav sürecinde kısa vadede fayda getiriyor gibi görünen ama uzun vadede hiçbir getirisi olmayan şeylerden uzak durmaya çalıştım. Aslında sen kendine bir zaman yaratmışsın. Evet, vakti değerlendirmeye özen gösterdim yani bu sayede. Gazali'nin bir sözü var. Gazali'ye soruyorlar, sen bu kadar eseri nasıl yazdın? Diyor ki, ben yazmaya başladığım zaman hep şöyle dua ederdim. Rabbim bana zaman içinde zaman ver. Ve dolayısıyla ben yazmaya başladıkça sanki zaman duruyordu diyor adam. O yüzden diyor bu yaşta bu kadar çok eser verebildim diyor. Evet, yani dolayısıyla sen de aslında onun gençlik dönemlerindeki şeylere gitmişsin biraz da. Kendine bir nevi zaman yaratmışsın. Evet. Zararlı alışkanlıkları çıkartıp onun yerine kendini oluşturduğun zamanlarla çalışmak için daha fazla alanlar oluşturmak. Kesinlikle. Evet Ümitcan, senin öğrenme hikayeni dinledik. Senin nasıl öğrendiğini ve arkadaşlarımızdan faydalanması için onların buradan faydalanabileceği şeylerden bahsettin. Güzel yöntemlerden bahsettin. Senin bu öğrenme hikayene fayda sağlayan kaynaklar hakkında bize bilgi verir misin? Şimdi şöyle, tekrar yapmaya, soru çözmenin ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Soru çözdükçe bir şeyler aklınızda kalıyor, bir şeyler daha net oturuyor. Çünkü soru çözmek sorgulamayı sağlıyor. Aynı zamanda birçok soru tipi görmek de hem pekiştirmeyi kolaylaştırıyor hem de daha iyi sorgulamanızı sağlıyor. Bu yüzden birçok soru tipi görmek adına tabii ki birçok yayından faydalanmaya gayret gösterdim. Ancak test okul yayınlarını özellikle vurgulayabilirim. Çünkü test okulun konu anlatımları ve soru bankaları konuyu ilk öğrenmede ya da öğrenilen bilgileri pekiştirmede çok faydalıydı. Aynı şekilde yaprak testleri de öğrendiğim bilgileri hızlı bir şekilde pekiştirmemi sağlıyordu. Denemeleri de hem ÖSYM sınav sistemine çok uygundu hem de tabii ki sınavın provasıydı. Peki özel bir soru sorayım. Test okulun anlatım materyallerindeki görseller, çizimler bu hikayeleştirmeyi kafanda kolaylaştırdı mı? Evet, test okulun o görsel anlatımlarının altındaki kısa açıklamalar o görselle o olayı bağdaştırmamızı sağlıyordu. Senin öğrenme hikayeni, öğrenme hikayene katkı sunan kaynakları hakkındaki düşüncelerini dinledik. Şimdi biz bu yıl çok farklı bir süreç yaşadık. Pandemi denen bir süreci gördük. Hala daha devam ediyoruz ama o sizin sınav anlarınıza denen dönemde sokağa çıkma yasaklarınız geldi. Bir sürü sıkıntılar çıktı. Bu süreci nasıl atlattın? Motivasyonu yıkıldı mı? Hep merak ederiz. Türkiye derecelerinin motivasyonu yıkılıyor muymuş falan diye. Yıkıldıysa nasıl çözdün? Şimdi şöyle, dediğiniz gibi hepimiz için bir ilkti. Bu yüzden ben de başlangıçta zorlandım. Her zaman gittiğim okuluma, kursuma gidemiyordum. Orada arkadaşlarımla birebir iletişime geçemiyordum. Hocalara yapamadığım soruları, anlamadığım konuları direkt soramıyordum. Bu yüzden başlangıçta tabii sürecin farklılaşmasından dolayı ben de biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Ancak sürecin nereye gittiğini iyi görmek gerekiyordu. Ben de evde disiplini sağlamanın daha zor olduğunu gördüğüm için disipline ekstra önem verdim. Her zaman yaptığım gibi erken kalkmaya, çalışmaya, erkenden başlamaya devam etmeye çalıştım elimden geldiğince. Bunun haricinde eğitim materyalleri de yavaş yavaş bu dönemde dijitale taşındı. Online deneme sınavları yapıldı. Online konu anlatımları da arttı. Bunlardan olabildiğince faydalanmaya çalıştım. Test okulun da online deneme sınavları yapıldı. Bunlara girdim. Olabildiğince faydalanmaya çalıştım. Yine ya bu süreçte disiplini elde tutmaya gayret gösterdim. Bir de süreci iyi okuyarak eğitimin dijitalleşmesini fark edip ben de buraya yöneldiğimi söyleyebilirim. Zaten teknolojiyle iç içe bir eğitimim vardı. Bu bir kademe daha arttı. Yani bu süreçte hangi mesleği düşünüyorsun? Şimdi şöyle, üniversitede bölüm olarak bilgisayar mühendisliğini yazdım.
teknolojiye olan sevginden dolayı. Evet. Ve gelecekte bu teknolojik uygulamaların, programların Türkiye versiyonlarını ve Türkiye lisanslı olarak senden bekliyoruz diyelim mi? İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar, Türkiye YKS şampiyonu Ümitcan kardeşimizi ağırladık bugün Test Okul Kafa Dengi stüdyolarında. Bize vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen aşağıda beğenme ikonlarını bir tıkalım.